Değerli Alp Türk izleyicileri, bugün Tarihten Geleceğe 2023 programında değerli bir konuğumuz var. Onunla her zamanki formatımıza uygun tarihten hale, halden geleceğe dair bir hasbihalde bulunacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Alim Işık Bey, Kütahya Milletvekili. Hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Sayın Hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir programa konuk olmaktan dolayı onur duyduğum ifade ediyor. Tüm Alp Türk Televizyonu çalışanların, yetkililerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O şeref bize ait. Biz de sizin gibi değerli bir hocamızı misafir etmekten duyduğumuz onuru yaşıyoruz hocam. Değerli hocam, memleketin hali ortada. Yani genel gidişat konusunda sınırlı sayıda arkadaşınızla mecliste önemli mücadeleler veriyorsunuz. Ben bu konuda yaptığınız çalışmalar ve mücadeleyi yakın takip ediyorum. Onunla ilgili, ülke gündemiyle ilgili meselelere gireceğim ama onun öncesinde Alim Işık denildiğinde karşımıza böyle bir ülkücü akademisyen ve Milliyetçi Hareket Partisi misyonunu idrak etmiş bir aydın politik figür çıkıyor. Biraz bunu irdelemek istiyorum. Şimdi genelde akademisyenlerin seçkin olarak kabul edildiği, elit görüldüğü, halkla bütünleşme sorunu yaşandığı iddiası olan bir ortamda bunların çok ötesinde bulunduğunuz şehirdeki üniversitede önemli misyonlar üstlenmiş bir profesörsünüz. Ama ikinci dönemde milletvekilisiniz ve yoğun bir ilgi ve teveccühle bu görevi yapıyorsunuz. Bu süreçte akademisyen aydınla halk münasebetini ve siyaseti nasıl yürütüyorsunuz ve bu ilhamı nereden alıyorsunuz? Biraz bunun üzerinden gidelim hocam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii bu güzel cümlelere nasıl cevap verilmesi gerektiği hakikaten önemli bir konu. Tabii ki biz Milliyetçi Hareket Partisi adına siyaset yapan kişiler, milletvekilleri, öğretim elemanları, teşkilat mensupları hepimiz bir camiayız. Ve bu camiada birbirimizin eksiklerini tamamlamaya, fazlalarını çok ileri çıkarmamaya çalışarak ben değil, biz anlayışıyla siyaset yapmaya özen gösteriyoruz. Ben tabii şahsımın bu camia içerisinde hasbelkader iki dönemdir milletvekilliği gibi onurlu bir göreve getirilmesini gerçekten şahsım adına ve davam adına çok ciddi bir nimet olarak değerlendiriyorum. Ve bunun karşılığında da vermemiz gereken çok büyük hizmetlerin olduğu bilinciyle çalışıyorum. Hiçbir zaman ilimin hiçbir idarecisini görmezden gelmedim. Gelmiyorum ve gelmeyeceğim. Teşkilatlar bağlamında, sivil toplum örgütleri bağlamında konuşuyorsunuz. Özellikle ilime gideceğim zaman mutlaka il başkanından tüm ilçe yöneticilerimize kadar kimin sınırına gideceksem oraya varmadan önce mutlaka bir önce bilgilendirir ve çok
özel bir yolculuğum da olsa teşkilatımın sınırına girdiğim zaman onlara bir selam verip bir çaylarını içmeden geçmediğimi ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim adımıza orada seçim bölgelerinde her türlü sıkıntıya göğüs gören arkadaşlarımız, başta teşkilatlarımızda görevli olan il ilçe yöneticilerimiz ve bize gönül veren tüm dava arkadaşlarımız. Bunları görmezden gelmemek ve başarıları mutlaka onlarla beraber elde ettiğimizi her defasında hatırlatmak gerekiyor. O anlamda ben ilimde olsun, başka bir ille gittiğimizde kendi partimizin teşkilatlarını mutlaka ziyaret etmeyi önemseyen birisiyim. Ve bugüne kadar da bu ilkemi hiç değiştirmedim. Bundan sonra da nasip olduğu sürece teşkilatlar, sivil toplum kuruluşlarıyla, öğretim elemanlarımız da bu davaya ucundan bucağından zerre kadar da olsa bir katkısı olan kim varsa mutlaka onları fırsat buldukça hatırlamaktan onur duyduğumu ve bunu bir görev bildiğimi ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar da bu çizgiyi bozmadım. Sanırım anahtar kavram dava kavramı hocam. Mutlaka. Yani mutlaka, siz akademik hayatınızın içerisinde ben doçent profesör olayım. Ondan sonra da gideyim herhangi bir partide siyaset yapıp milletvekili olayım, Ankara'ya gideyim düşüncesinde değil. Kendinizi bildiğinizden beri bir kutlu davaya inanan, yol yürüyen bir insansınız. Aynen. Yanılıyor öyle muyum bilmiyorum. Aynen öyle. Bunu şu açıdan önemsiyorum. Sosyal medya ve internet televizyonunu genelde gençlerimiz yakın takip ediyorlar. Yani hayat hızlı bir şekilde akıp gidiyor ama zaman kaybolmuyor. Bizi biriktiriyor, var ediyor. Buradan gençlerimize de, değerli izleyicilerimize de vereceğimiz mesajlar noktasında davasına inanmış ve şuurlu bir şekilde yürüdüğü yolu bilen insanların hem akademik kariyer yapabileceği, hem siyaset yapabileceği, hem ülkesine, hem kentine, hem partisine katacağı değerlerin olduğunu şahsınızda da vurgulamak istiyoruz. Biraz da bu süreçte kendi eğitim hayatınızdan ve camiayla olan münasebetlerden bahsederseniz memnun olurum hocam. Çok teşekkür ederim. Ben tabii özellikle akademik hayatımda... Ama bunu lütfen yani sizin nefsinizin ön plan çıkartılması ve onur edilmesi gibi düşünmeyin. Buradaki misyonu sizin şahsınızda değerli izleyicilere ve gençlere verilecek mesaj noktasında düşünün. Biliyorum siz mahcup bir insansınız, mütevazi bir insansınız ama lütfen bazı hakikatlere konuşmak dümsüne etmeyin hocam. Tabii ki akademik hayatta öncelikle bu davaya bir katkıda bulunmanın bilinci içerisinde çok çalışarak ve eş değerlerine, kendi arkadaşlarına göre hiçbir zaman kaybı yaşamadan en hızlı olabilecek akademik yükselmeleri zamanında tamamlamış birisi olarak bu siyasete katılmak durumunda kaldım. İki farklı meslek alanında profesörlük unvanı gibi çok onurlu bir unvanı da elde etmiş birisi olarak. Belki de siyaset, aktif politikayı en son düşünen insanlardan birisiydim. Ama bu dava öyle bir zaman geliyor ki mutlaka size ihtiyaç olduğu bir dönemde bu hizmeti vermeniz gerektiğini bir şekilde hatırlatıyor. Ben politikaya ilk kez 2004 yılı yerel seçimler döneminde Kütahya Merkez Belediye Başkanı adayı ile girdim partimden. Ama partinizden 2004'te siyaseti fiili olarak partili kimliğinizde 2004 çıkış belki. Evet. Ama daha önce asistanlık evreniz, talebelik evreniz, o süreçteki verdiğiniz yana, ideolojik mücadelelerde sürekli Ülke Ocakları bünyesinde bir hizmetiniz var benim bildiğim kadarıyla. Hem Ocaklar bünyesinde hem partimizin ileri gelenleri ya da bulunduğumuz yerlerde bu işin içinde çilesini çeken her arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz kim varsa onlarla diyalog içerisinde bu işi yürüttük. Evet. Ve ben akademik hayatım döneminde de partimin her hizmet vereninden çok ciddi destekler aldığımı da ifade etmek istiyorum. Onun için emeği geçen herkese buradan huzurunuzda teşekkür ederek Allah razı olsun diyorum. Ama fiilen artık bir gün geldi ve partimizin de ihtiyacı olduğu bir dönemde böyle bir aktif siyasete girmemin gerektiği vurgulandığında kayıtsız şartsız hiç düşünmeden. Yani 2004'te belediye başkanı tabii olacağınızı, hani bazıları der ya burada kazanma ümidim yok kardeşim, ben niye risk edeyim vesaire, ama siz onu hiç düşünmediniz galiba. O dönemde profesör müydünüz hocam? O dönemde profesördüm, evet. Ve Kütahya'da Endüstri Mühendisi Bölüm Başkanı olarak görev yapıyordum. Partimin o günkü yöneticileri bir grup olarak geldiler. Bir çay kahve sohbetinden sonra "Sayın hocam sizi il belediye başkanımız olarak görmek istiyoruz" dediklerinde tabii hemen olur demedim ama bana birkaç gün süre verirseniz ben bir
çevremle, ailemle ve bu davada emeğe geçtiğine inandığım büyüklerimle de bir istişarede bulunayım. Şu tarihe kadar bana müsaade eder misiniz dediğimde hayal dediler. Ve o tarih geldiğinde yaptığım istişarenin sonucunda kazanıp kazanmama adına değil. Ama evet. O gün o mücadelenin verilmesi ve o misyonun üstlenilmesi gerektiğine karar verdim ve hiç düşünmeden çok da başarılı bir dönemimde istifa ettim. 4 ay boyunca ciddi bir mücadele verdim ve o günün şartlarında en son 2002 genel seçimlerinde ilimde 6. sıraya düşmüş partimizin 2. sıraya kadar yükselmesine bir vesile maşallah olduk. Tüm arkadaşlarıma o dönemde katkı veren herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii gerçekten o mücadelenin, o çalışmanın ardından insan bekliyor ki tabii ki bunun karşında artık bu millet de bize herhalde bu teveccühü gösterir. Mutlaka belediye başkanı olurum diye düşünüyordum ama sonuçlar tabii öyle olmadı. O zaman ilk kez politikanın ve siyasetin gerçekleriyle yüz yüze gelmeye başladık. İnsanların doğruları söyleme yerine günü kurtarma adına aynen bugün olduğu gibi insanların hoşuna gidecek bazı söylemleri kullanarak bir yerlere geldiğini o zaman yaşadım. Belki bu politika bize göre değil fikri o günde bende bir kez daha oldu ama hayat da buradan tabii akıyor. Tabii ki geri döndük. Hayat devam ediyor. Üniversite görevimize devam ederken işte 2007 ama o süreçte hem Kütahyalılar teşkilat bağlamında hem de MHP lideri Sayın Bahçeli bu emeğinizi ve mücadelenizi gördüler ve o 2007 sürecini size şimdi sunular. Oraya geleceğim. Evet. Tabii ki ben yeniden artık bir kez daha böyle bir macerayı ya da misyonu nasıl olsa üstlendim. Bundan sonraki ihtiyaç kalmaz düşüncesiyle görevime döndüğümde gün geldi. O gün kaybettiğimizde üzülen arkadaşlarım, genel başkanımız ve genel merkez yöneticilerimiz başta olmak üzere o değerlendirme yaptılar ve özellikle de Kütahya'daki birçok arkadaşımız olman gerektiğini ve olmamız gerektiğini mutlaka milletvekilliği adaylığına da başvuruda bulunmamız gerektiği yönünde birçok telkinden sonra nasip oldu. Geldi. Evet. 2 dönemdir de onurla maşallah bu ünvanı taşımaya özen gösteriyorum. Şunu söylemek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi, bunu samimiyetle ifade etmek istiyorum, kendi davasına katkı yapan kim olursa olsun, merkezden en uzak köşesindeki çaycısına kadar günü geldiğinde vefa örneğini gösteren tek siyasi partidir. Bunu da yani gençlerimizin özellikle camiada vefa yok gibi sözlemler, söylemler, beklentiler. Ben kendi hayatımda bunu gördüm. Evet. Yakın çevremde birçok arkadaşımda bunu görüyorum. Çok örneklerini gördüm ve bundan sonra görmeye devam edeceğiz. Vefanın konuşulduğu tek siyasi partinin bugün Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu açık yürekle söylemem. Yürekten katılıyorum bu sözünüze. Bir şekilde bu camia içerisinde bir süreç yaşamış insanlar, hangi yaş grubunda, hangi meslek grubunda olursa olsunlar, ben şunu verdim, bunu verdim, şu kadar fedakarlık yaptım, bana şunu yapılmadı, bu yapılmadı gibi cümleleri kullanabilir bazen, nefsine hoş gelebilir. Ama bunu tersten alıp okuduğunuzda, ya ben bu kimliği taşımasaydım bu şahsiyeti bulabilir miydim? Bu sosyal statüyü bulabilir miydim? Kendimi böyle ifade edebilir miydim? Evet. Sorularını sorarak bu camianın ona verdiklerini hesaba kattığında aslında kendinin yapmaya çalıştığı, kendimizin yapmaya çalıştığı fedakarlıkların aldıklarımızın yanında bir hiç olduğunu görebiliriz genel anlamda. Katılıyorum. Bu davanın bu etiketi taşımada bireylere yaptığı katkının bireylerin davaya yaptığı katkıdan çok daha fazla olduğunu açık yürekle söylememiz lazım. Bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü kimliği taşıyabilmek herhalde o insana nasip olacak en büyük hediyedir diye düşünüyorum. Evet. Eğer bir ucundan katkıda bulunabiliyorsak biz de o onuru yaşamaktan ancak mutlu oluruz ve olduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle siyasete yeni girecek olup da hocam Sayın Vekilim ne tavsiye edersiniz dediklerinde sadece bir cümle söylüyorum. Eğer siyasetten bir maddi ikbal beklentiniz varsa girmeyiniz. Ama bu siyaset size öyle bir onur verir ki her şeyi kaybedersiniz ama bir sosyal çevreniz değişir. O davaya mensup olmanın onurunu ancak girerek yaşarsınız. Girmeniz gerektir. O haz da ancak girince görürsünüz diye tavsiyede bulunuyorum ve
kesinlikle bu fikri yaşadığım için tekrarlamak istiyorum. Politikayı düşünen gençlerimizin özellikle hiçbir tereddütte bulunmadan böyle bir partinin çatısı altında nerede olursa olsun, ister sivil toplum kuruluşlarında isterse partimizin tüzel kimliği altında siyaset yapmayı düşünüyorlarsa burada siyaset yapmanın kendilerine çok ciddi bir onur vereceğini ve katkı yapacağını bilmelerini ve buna göre tereddütsüz bu girişimde bir başka beklentide bulunmalarını tavsiye ederim. Bu partide bulunmak, bu partide bir siyaset kadrosunun içinde yer almak herkese nasip olacak bir şey değildir. Nasip olan arkadaşlarımı da tekrar kutluyorum. Allah önlerini açık etsin. O kıymeti, o değeri bilerek taşısınlar diyorsunuz. Pekala. Evet. Hocam biraz da meclis çalışmalarınızı şöyle bir incelediğimizde oldukça bir yoğunluğunuzu görüyoruz ve performansı yüksek milletvekillerimizden bir tanesiniz. Meseleyi, toplumsal sorunları siyasetin gündemine taşıma noktasında oldukça yoğun soru önergeleriniz dikkat çekiyor. Bu meseleleri, problem alanlarını nasıl tespit ediyorsunuz? Yani kamuoyundan mı geliyor, siz mi takip ediyorsunuz? Bireysel anlamda hem seçmenlerinizin, şehrinizdeki vatandaşlarınızın problemlerini birebir de çözmeye çalışmanın dışında meclisteki politikaya dönüştürme gibi bir yoğunluğunuz fark ediliyor. Bu nasıl bir programla ortaya çıkıyor? Nasıl belirliyorsunuz bu gündemi? Şimdi ben özellikle beraber çalıştım arkadaşlarımla birlikte, yani sadece şahsım değil, birlikte çalıştığım diğer kadroyla beraber ülkemin neresinden olursa olsun, kim olursa olsun, herhangi bir nedenle veya herhangi bir yolla bize ulaşmış, işte sosyal medyasından telefonuna ya da bizzat ziyaretine kadar herhangi bir derdini bize ilettiyse mutlaka çok önemli olduğuna ve bunun arka planında ne yattığını araştırılarak gündeme taşınması gerektiğine inanan bir çalışma düzeni içerisinde bulunuyorum. Ve arkadaşlarım da buna alışmış durumdalar. Bize kim nasıl ulaşırsa ulaşsın, mutlaka o problemini çözemediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir milletvekiline, hele hele de bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekiline ulaştıysa, demek ki tüm kapıları dolaşmış, evet, çözememiş bir muhalefet partisi milletvekiline, ki bu partinin de Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu bilerek bize ulaştıysa çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ve mutlaka bunu ya sözlü veya yazılı soru önergesi şeklinde. Eğer konu biraz daha bireysel değil de ya da sadece bir seçim bölgesi veya bir ili aşıyor da ülke genelinde birçok insanla ilgiliyse meclis araştırma önergesi veya bir başka denetim yollarıyla ilgili bakanlara, başbakana ulaştırmanın önemli olduğunu düşünüyorum ve bunun da karşılığının olduğunu biliyorum. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi grubundaki şu anda meclis çatısı altında görev yapan tüm arkadaşlarıma da buradan teşekkür etmek istiyorum. Tabii bu tür başarıların arkasında bir ekip ruhunun, evet, olması gerekiyor. Eğer siz 20 kişiyi bir araya getirip aynı konuda evet buna ben de inanıyorum diyen insanları bulamazsanız bir meclis araştırma önergesi veremezsiniz. En az 20 adet milletvekilimizin imzasıyla veriliyor. O anlamda bir grup bilinci içerisinde ve mutlaka buna bir çözüm arayacak hangi demokratik usuller ve bize iş tüzüğün ve kanunların verdiği haklar varsa bunu kullanıyoruz. Bir de en önemlisi yaptığımız bu çalışmayı ilgili tarafa da bir şekilde geri dönüşe bildiriyoruz. Yani şu aşamaya da işte bir önerge verdik, cevabını bekliyoruz. Hele hele de böyle bir sorunun çözümüne katkınız olmuşsa zaten sizin tekrar bu insanlarla bir kez daha bu konuyu görüşmeniz de gerek. Onlar kendiliğinden yakın çevrelerinden başlayarak bu sorun çözmeye ulaşabiliyor musunuz? Kanun değişiklikleri ya da soru önergelerinin sonrasında bazen iktidarın her ne kadar yok görse de açığını yakalayarak evet bu olabilir diyerek pozitif anlamda. Birçok örneklerini yaşadık. Yani eğer sorunu gerçekten çok iyi kavramış ve gerekçeleriyle beraber iyi bir şekilde doğru bir yöntemle aktardıysanız mutlaka bunu dikkate almak zorundalar. Aksi takdirde bunu çözülmemesi halinde bu defa genel kurul çatısı altında bir şekilde ya soru veya konuşma sırasında yeniden dile getirmek, ki o zaman iktidar da özellikle televizyonların
yayın saatleri içerisinde yapılan konuşmalarda dile getirilen bu tür şikayetleri ister istemez dikkate almak ve buna çözüm bulmak zorunda kalıyor. Televizyon dediniz, bu meclis televizyonunun bir ara yayınları kesildi, sınırlandı galiba. Ne kadar oradaki genel kurul gündemi TRT vasıtasıyla meclis maalesef TV'yle işte anladım. Bu ileri demokrasinin konuşulduğu ve Sayın Başbakan'ın özellikle 2011 genel seçimleri öncesinde miting meydanlarında çok demokrasi havalesi kesildiği sürecin arkasından bu ileri demokrasinin ne olduğunu önce milletvekili seçilip Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına gelen arkadaşlarımız öğrendi. İlk icraat ileri demokrasi uygulamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul görüşmelerini başından sonuna kadar şimdiye kadar tüm canlı yayınla milletimize paylaşan yayının kesilmesiyle başladı. Ve bu 24. dönemin başında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığıyla TRT arasında yapılan protokol gereği salı, çarşamba, perşembe günleri saat 14 ile 19 arasında 5 saatlik süreye indirgendi. Maalesef tüm uyarılarımıza, itirazlarımıza ve çabalarımıza rağmen bugüne kadar bu yayının meclisin açık olduğu tüm saatler boyunca yayılması konusu çözülemedi. Dolayısıyla biz de artık saat 14 ile 19 arasındaki özellikle TRT 3'ün yoğun izlendiğini de bilerek o yayın saatlerini Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak nasıl en etkin şekilde değerlendirebileceksek tüm çalışmalarımızı ona göre yoğunlaştırmaya gayret ediyoruz. Onun dışındaki saatlerde de bu yayınlar devam ediyor ama internet televizyonu ve işte sosyal paylaşım siteleriyle yine varlığınızı gösteriyorsunuz. Milletimizde bu işleri paylaşmaya devam ediyoruz. Sıklıkla da sizi oralarda görüyoruz zaten. Hocam daha fazla bilgi almak adına, sorgulamak adına konudan konuya geçeceğim ama ileri demokrasi kavramından bahsettiniz. AKP'nin sihirli kavramlarından bir tanesi. Diğer sihirli kavramı muhafazakar ve demokrat. Yani AKP muhafazakar demokrat partiyiz diyor. Milliyetçi Hareket Partisi genel anlamda muhafazakarlık ve milliyetçilik noktasında rüştünü ispat etmiş bir parti olmakla birlikte özelinde de Profesör Alim Işık aynı zamanda bir hacıdır. Bunu kimse bilmez ama muhafazakar değerlere saygılı, ibadetlerini yapmaya çalışan, mütedeyyin de bir milletvekilisiniz. Bu süreçte AKP'nin muhafazakarlığını politik uygulamalar olarak meclisteki çıkarttığı kanun ve uygulamalarında tarttığınızda ne görüyorsunuz? AKP gerçekten muhafazakar mı sizce? Şimdi tabii AKP içinde de, diğer parti içinde de politika yapan milletvekili arkadaşlarımızı veya yöneticileri bireysel olarak değerlendirmiyorum. Evet. Her partide de bu saygı duyulacak insanlar vardır. Birçok arkadaşımız vardır. Onun için söylediğim sözlerden onların da alınmaması adına politik parti politikası açısından baktığımızda AKP bugüne kadar maalesef ve üzülerek ifade ediyorum, kendi dünya görüşüyle siyaset yapan bir parti değil, kendinin önüne getirilen ve dayatılan politikaları sadece vatandaşla paylaşan bir parti konumuna düşmüştür. Ve buradaki muhafazakarlığı ve bizim milli manevi değerlerimize sözde sadece ve sadece bu toplumun yapısını çok iyi bildikleri için oyları almaya yönelik icraatlar olduğunu yaşayarak gören insanlardan biriyim. O anlamda maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi özellikle bu milletin kutsal değerlerini yıpratmış ve birçok insan da artık bu yıpratmanın belirtilerinde yaşar hale gelmişizdir. Her şeyden önce 2002 yılı seçimlerinden sonra tek başına iktidara gelir gelmez bu milletin birçok değerini yıpratacak önemli kararlar almıştır. Örneğin zinayı suç olmaktan çıkaran parti bu partidir ve bizim milli, manevi, kutsal değerlerimizle örtüşmeyen bir tavırdır. Ama bu millet sadece televizyonlarda Sayın Başbakan başta olmak üzere bu değerleri kullanan bu politikacıların gerçek yüzünü bugünlerde anlayabilmişlerdir. Anladıklarını düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Bu salı günü Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında bir ifade vardı. Bu bugünlerde polemik konusu. Bazı yazar çizerler de sözüm ona bunun üzerine gitmeye kalktılar. Bir
sitemle uyarıcı ifadeler 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde AKP'nin yükselişi, bu gidişle yeni seçimlerde %70 mi olacak, millet nereye gidiyor diye bir ironi yaptı aslında. Evet. O yapılan ironiyi fark etmeyenler birinci boyutuyla alıp siz bizi halk anlamıyor diyerek halka sitem ediyorsunuz diye Sayın Bahçeli'ye ithamda bulundular. Siz nasıl yorumladınız? Gruptaydınız o konuşmayı, evet. Duyduğunuzda bu şekilde manipüle edilerek kullananların bildiği halde manipüle etmeye çalışanların bu politikalarına karşı ne söyleyebilirsiniz? Sayın Genel Başkanımız o konuşmada çok yerinde bir tespitte bulunarak, hı, özellikle biraz önce dediğiniz gibi kendisi bu ironiyi yaparak, ey, hı, benim milletim, size şu 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 ifadelerde bulundular, %34 oy aldınız. Hı hı. Şu 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 sözlerde bulundular, %47 oy verdiniz. Şu 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 sözlerde bulundular, aslında sizi kandırdılar demek istiyorum ama özellikle de bir sataşma olmasın düşüncesiyle şu yalanları söylediler, %49.8 verdiniz. Şimdi sizin gözünüzü de özellikle terörün bitmesi adına, hı hı, analar ağlamasın, kan dökülmesin gibi süslü laflarla ve terör örgütü elebaşısıyla pazarlık masasına oturarak bu ülkeyi bölmeye yönelik faaliyette bulunuyorlar. Ama gelip size bunu başka şekilde anlatıyorlar. Bunun sonucu da %70 mi olacak diye bir ifadeyle aslında şimdiye kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adındaki adaletin ve kalkınmanın hiçbir anlamı ifade etmediğini, tam tersine aldatan ve kandıran bir parti politikasıyla bu milleti kandırdığını ifade etmek istemiştir. Ve ben bunun çok iyi anlaşıldığını da biliyorum. Ama her zaman olduğu gibi bugüne kadarki siyasetlerinde hep ikiyüzlü tavırla diğer partilere yapılan eleştirileri aynı şekilde Sayın Başbakan başta olmak üzere birkaç grup, kişiden oluşan bir grubu var. O grubun temsilcileri Sayın Genel Başkanımızın bu sözünü çarpıtarak kamuoyuna yansıtmışlardır. Millet kimin doğru, kimin doğru olmayan sözleri kullandığını çok iyi anladı. Ben özellikle bu süreçte önümüzdeki, evet, yerel seçimlerde seçimlerden itibaren başlamak üzere kendisine verilen sözlerin tutulmadığı siyasi partileri bu aziz milletimizin nasıl elediğini bir bir göreceğimizi düşünüyorum ve milletimizin bu sözleri çok iyi anladığını düşünüyorum. Şimdi ben olayı nasıl çözümledim onu da paylaşmak isterim bu vesileyle sizin aracılığınızla. Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin çıkış noktasında rahmetli Başbuğ'un bir konuşmasında bir ifadesi var. Yani sandıktan bir tek oy çıkmasa dahi biz milliyetçiliğimizden, Müslümanlığımızdan, insaniyetçiliğimizden asla vazgeçmeyiz. Biz kuru politikacılar, yalancılar görünümünde olmayız. Biz kutlu bir davanın mensuplarıyız. Bizim çıkış yolumuz milletimizi uyarmak, diriltmek, canlandırmak ve milli bir bilinç oluşturmaktır. Evet. Şimdi bunu referans olarak alırsanız, bu hareketin mayasında, Başbuğ Türkeş mayasını, Sayın Bahçeli'de de bu anlayışın siyaseten tezahür ettiğini görüyoruz. Bunun ideolojik anlamdaki teorik arka planına baktığınızda, Ziya Gökalp'in bir ifadesi vardır. Yani aydınla halkın bütünleşmesi, evet, aslında sohbete başlarken, evet, ben de onu hatırlattım size. Aydın diyor, halkına gider, halkından irfanını alır. Onun o bilge tavrını, ümmi olsa da yaşamın biriktirdiği bir cümlesiyle ciltlerce kitap yazılacak irfan meclislerinden nasiplenir. Ama dünyanın gittiği, hayatın, siyasetin dizayn edildiği yerleri de bilgiyle, akılla onunla paylaşır. Aydın halka bilgi verir. Halktan irfan alır, sentezler ve ülkenin yarınlarını, milletin yarınlarını kurar diyor. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde bunu, yani liderinin şahsında özellikle çok net görebiliyoruz. Sadece siyaset yapan politik bir argüman değil, aynı zamanda siyaset okulu olan bir geleneği. Aynı zamanda Ülke Ocakları misyonuyla gençlik yetiştiren bir yapısı. Aynı zamanda konferanslarla siyasetin ve Türkiye gündeminin dışında insanları bilgilendiren yapısıyla bir okul gibi çalıştığını da görmek mümkün. Bir de
Birazcık da tarihin derinliklerine gidersek, her ne kadar gündelik konuşsak da tarihten geleceğe konuşuyoruz. Bilge Kağan'ın Orhun metinlerinde bir uyarı mekanizması vardır. Yani aslına bakarsanız liderlerin, hakanların bir uyarıcı özelliği de vardır. Evet, yani o dönemde Çin'le olan ilişkilerde Çin ticaret yapılırken sınıra kötü malları koyarmış hocam. Daha içeriye daha iyi malları koyarmış. Türkler de mal mübadelesi ve ticaret için Çin'in içine kadar gitme ihtiyacı hissedermiş. Aslında o bir tuzak olarak içeriye yerleştirilmiş. İçeri girenleri de kendi asimile etmek için, dışarıya çıkmamak için her türlü cazibe merkezlerini sunarmış. İçeri çok gidenler bir şekilde kaybolur kimliklerinden, onun için erirlermiş. Şimdi Bilge Kağan diyor ki, siz benim uyarılarımı dikkate almadınız. Çin'in ipekli kumaşları için içerilerine kadar gittiniz. Onlar beyaz tenli kızlarıyla ve ipekli kumaşlarıyla sizi kendilerine benzettiler. Ondan sonra da diyor ki, yani siz yok olmak üzereyken ben gece uyumadım, gündüz yorulmadım. Sizi derleyip toparlayarak var kıldım. Açlarınızı doyurup açıklarınızı giydirerek diye devam ediyor. Sonra da üste gök çökmezse, altta yağız delinmezse senin ilini töreni kimse bozamaz. Kimse bozamaz. Şimdi referans kaynaklarımız Orhun'un kaynağı olur, Mavereyn Nehri'ndeki Türkistan medeniyeti olursa, bunun üzerinden gelen geleneğin üzerinde siyaset yapanlar da bu uyarıcı mekanizma da doğaldır. Ha, bunu çarpıtıp da başka siyasi partilerin, özellikle CHP'nin elitist tavrındaki yapıda hani bir takım eleştiriler yapılırdı. Malum CHP yanlısı yazarlar tarafından halk küçümsenir vesaire gibi olurdu. Buradan onu çıkartmaya çalışarak vurmaya çalışıyorlar MHP'yi. O noktada ne dersiniz? Siz burada halkı küçümseyici bir boyut görüyor musunuz? Hayır, kesinlikle. Sayın Genel Başkan'ın bu ifadesinde zaten halk ne denmek istediğini çok iyi anladı. Bunun anlaşıldığını fark edince zaten diğer siyasi partiler bunu farklı bir anlamda kamuoyuyla paylaşma gayretine girdiler. Çünkü buradaki temel fikir Sayın Genel Başkan'ın, ey benim milletim. Biz illa oy alacağız diye size yalanları söylemek gibi bir anlayış içerisinde değiliz. Doğrulardan asla vazgeçmeyiz. Önce ülkem ve partim, sonra milletim diyen bir anlayışla siyaset yapan bir partinin lideri olarak sizi uyarıyorum. Dolayısıyla bu yalanlara asla kanmayınız. Bu nedenle özellikle son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içine katıldığı AKP, PKK, BDP ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bu terörle ilgili gelinen noktada acaba nasıl istifade edebiliriz? Oy devşirme yönünde nasıl birbirimizle yarışabiliriz havasındayken tek başına da kalsa Milliyetçi Hareket Partisi, biraz önce çok güzel ifade ettiniz, tarihinden aldığı bir misyonla bu uyarı görevini yapmaya devam etmektedir. Ve yapacağız da. Ben inanıyorum ki bu milletin... MHP bu oyunu bozacak mı hocam? Tahterevalli gibi düşünürseniz, bir tarafta bahsettiğiniz unsurların tamamı, hatta bugün iş dünyası da destek amaçları başladı. Yani sözüm ona, bu barışın içerisinde ne var? Size bir şey sunuldu mu? Yani milletvekillerine ya da AKP programına barıştan ne kastediliyor? Biz neyi vereceğiz? Neyi alacağız? Bunun içeriğinde ne var? Bir sözüm ona, bir sihirli kavram barış etrafında bir iklim tesis ediliyor. Herkes de onun bir tarafına oturuyor. Milliyetçi Hareket Partisi de bir tarafta. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani? Kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi bu kutsal çatı altında bu varlığını sürdürdüğü sürece bu oyunu bozacak tek partidir ve bozuyor. Zaten bu oyunun bozulduğunu ve bozulacağını fark ettikleri için bu telaş içerisine girmişlerdir. Bugün Sayın Başbakan başta olmak üzere, özellikle Sayın Başbakan yardımcısı sıfatıyla bir siyaset simsarı Sayın Bülent Arınç Bey bu telaşı son günlerde daha ciddi yaşamaya başlamışlardır. Çünkü bu aziz millet çocuklarını verdiği, eşini, kardeşini şehit verdiği bir ortamda 30 bin kişinin şehit olmasına, bu hayattan göçmesine neden olacak bir terör örgütü elebaşısıyla ondan el aman dilercesine, adeta el öpüp öpüyerek yalvarırcasına bu milleti masanın bir tarafına oturtan bir siyaset anlayışını asla ve asla kabul etmeyecektir. Etmediğini zaten gördükleri için bu telaşa girmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu bozacak tek partidir ve zaten dün ne dediyse bugün de aynı şeyi söylemektedir. Dün
başka şeyler söyleyip İktidar Partisi ve diğer partiler gibi bugün konjonktür olarak başka bir ifadeyle acaba seçmenimi nasıl birbirine kenetlerim ya da onların dağılımını nasıl önlerim diye günü kurtarma adına politika yapan bir parti değildir. Siz dün söyledikleri bugün doğru çıkmıştı. Bugün söyledikleri yarın çıkmıştı. Barışa mı karşısınız siz? Yani bu noktada karşı olduğumuz şey nedir? Yani bu barıştan ne anlıyoruz biz? Yani barışa karşı olmayacak tek siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Çünkü savaş ortamlarından ya da kargaşa ortamlarından zarar gören tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. 12 Eylül 1980 öncesi 5500'e yakın şehidini bu ülkenin geleceği adına kaybetmiş partinin bir milletvekili olarak ifade ediyorum. Savaş ortamından en fazla rahatsızlık duyacak insanların bulunduğu partidir Milliyetçi Hareket Partisi. Yani tesis edilen barış adı altındaki bu iklimin bu barış getirmeyeceği. Bu tesis edilen bir barış ortamı değil. Tam tersine bu verilen tavizlerle çok daha büyük tehlikelerin önünü açan bir süreci yaşıyoruz şu anda. Zannediliyor ki aziz milletimiz özellikle Sayın Başbakan ve avanesinin söylemlerine bakarak işte Abdullah Öcalan'la anlaşacaklar. Bu iş bitecek. Bu iş Türkiye'de bitecek. Hayır. Abdullah Öcalan sadece bir figür. Evet. Tayyip Erdoğan onun karşısında devlet olarak diz çöken bir figür. Evet. Ama bu ikisini bir masada toplayan arka planda bir güç var. Evet. Bu gücün hayali bu coğrafyada bu petrol ve doğalgaz yataklarının rakibi olmadan tek sahip olmak. Yani bu... ABD başta olmak üzere AB ve diğer uluslararası güçler bu coğrafyadaki önemli ülkelerden birisi olan Türkiye Cumhuriyeti devletini bu kargaşa ve kaos ortamına nasıl sokarım, burayı nasıl parçalarım, bölerim ve bunun burada bir güç olmasını nasıl engellerimin hayali içerisindedir. Evet. Ama zavallı bizim siyasetçilerimiz bugünü kurtarma adına sözde barış sağlıyoruz diyerek ABD'nin ki bu artık yeni söylenen bir durum da değildir. Sayın Başbakan da 2005-2006 yıllarında bu bölgede Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu övünerek ifade etmiştir. Şimdi bugünlerde ben eş başkanım diyemiyor. Yani. Geçen soruda yine bir genel kurulda bu eş başkanını size kim verdi? Yani bu ne kadar zaman devam edecek? Bunun Türkiye'ye getirileri nedir diye Sayın Başbakan Yardımcısının bulunduğu ortamda sorduğumuzda Büyük Orta Doğu Projesi lafını söylemekten imtina ettiler. Bunu Medeniyetler İttifakı Projesi gibi tanıtmaya başladılar. Hmm. Dolayısıyla dün Sayın Başbakan ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından birisiyim derken övünme tavrıyla bunu kamuoyuyla paylaşırken bugün onun başbakan yardımcısı Büyük Orta Doğu Projesi'nin ismini dahi anmaktan imtina eder duruma geldi. Hocam çok güzel özetlediniz. Dinizde sağlık. Bu halin aslında bir de arka planı var. Evet. Yani tarih tekerrür etmez, olaylar tekerrür eder diyor Abdülhamit. Olayların tekerrürüne baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler bu bahsettiğiniz Orta Doğu coğrafyasında cirit atıyorlardı. Milli mücadele yıllarına baktığınızda Kürt Tali Cemiyeti'nden Pontus'a kadar Hınçak Taşnak yapılarından Ermeni hareketlerine kadar o bölge içerisinde bir Büyük Ermenistan ve bir Kürdistan kurulma hayali dünden bu tarafa var. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet bloku benzeri kaşımaları yaptı. Yeni sürüm postmodern iklimde de ABD ve İsrail destekli bir yaklaşım. İsrail'in de arka planında bu meselenin sadece dünyevi anlamda, seküler bağlamda enerji kaynaklarıyla ilgili bir politikanın ötesinde bir ideali var yani. Aynen. Büyük İsrail projesi. Arz-ı Mevut meselesi. Yani Fırat Dicle arasındaki aynen. büyük ideal. Bugün Amerikan lobilerinin arka planında da İsrail güçlerinin olduğu ortada. Çok sempatik gibi gözüktüğü halde böyle. Yani Orta Doğu kasıp kavrulurken Suriye'deki sistem hemen yanı başında Golan Tepeleri'yle İsrail'le Suriye'nin dünden bu tarafa büyük sorunlar olduğu halde dış politika bakıyorsunuz İsrail suskun. Evet. Yani Amerika suskun. Ne oluyor bizim hükümete de böyle celalleniyorlar her şey kendilerinin üzerinden gidiyormuş gibi hocam. Yani ev ödevlerini iyi yapmanın gayreti mi? Birileri muslukları mı keser? Yoksa birileri bunları süpürüp bir delikten atar korkusundan dolayı aman atmayın biz ev ödevimizi yapıyoruz. Bizim
başkan olmamıza da müsaade edin, şunu da yapalım, bunu yapalım diye aferine mi dolanıyorlar? Ne dersiniz? Şimdi bir ülke düşünün ki Dışişleri Bakanı Orta Doğu coğrafyasından bahsederken İsrail'den bahsedemiyor. Yani. Sözde son iki yıl içerisinde Arap Baharı lafzıyla bu ülkenin gündemine getirilen ve bu coğrafyada gerçekleşen olaylara baktığınız zaman özellikle sonucun Türkiye adına çok ciddi olumsuzluklarla biteceği bir süreci yaşadığımızı görürüz. Komşumuz Suriye ile iki yıl öncesine kadar o günkü o yönetimle bugünkü bizim Sayın Başbakanımız ailecek tatil yapabilecek kadar birbiriyle kardeş havasında geçinirken, çok güzel bu işi yürütürlerken, iki yıl öncesi bir anda, bir gecenin sabahında bu kardeşine kalleş diyebilecek kadar ve bugün de karşısında en güçlü rakip pozisyonunda bir lider konumuna düştüyse, bunu iyi anlamak lazım. Evet. Suriye... Bir gecede bir insan bu kadar değişemez. Bir gecede Türkiye ile bu politikasını nasıl değiştirdi? Bu bunun tarafı kim? İki yıl önceki politikaları siz de destekliyordunuz değil mi? İyinin yanındaydınız. Elbette. Vizeler kaldırılıyor. Alep'le, Suriye'yle, Türkiye'yle kardeşlik iklimi var. Kesinlikle biz... Yani ona muhalefet yapmadınız. Biz benzer şekilde diğer komşularımızla da aynı ilişkilerin artmasının bu ülkenin hem sosyal dokusuna, hem ekonomik yapısına, hem siyasetine katkı yapacağını savuna gelen insanlarız. Evet. Bugün Sayın Başbakan'ın ve avanesinin, özellikle kabinesinin demek istiyorum, bu yanlış politikası yüzünden Hatay başta olmak üzere Şanlıurfa, Diyarbakır, o Suriye sınırındaki tüm illerdeki acı manzarayı görmek gerçekten bir vatandaş olarak bizleri kahrediyor. Evet. Ekonomi bitti. O insanlar o ticaretten evine ekmek götürürlerken şimdi ekmeğe muhtaç hale geldiler. Bunlar yetmiyormuş gibi kendi vatandaşınız bu yanlış politikanın sonucunda mağdur olurken Suriye'deki terörist gruplardan kaçan, içinde CIA ajanı başta olmak üzere birçok uluslararası istihbarat örgütlerinin elemanlarının da bulunduğu iddiasıyla Türkiye'ye sığınan insanlara milyonlarca dolar para dökmeye başladı. Yani. Dolayısıyla buradaki Suriye'nin konumu özellikle İsrail'in İran'a, İran aracılığıyla Çin'e kadar uzanan ekonomi politikalarında ciddi bir yol olması ve o yolu tıkayan bir ülke olmasıdır. Eğer bu ülkedeki engelleri kaldırabilirlerse o zaman doğrudan İsrail aracılığıyla ABD uluslararası güç olarak Çin'le olan rekabetini çok rahat yürütebilecek ve İsrail'i bu coğrafyanın lider ülkesi konumuna getirecek. O zaman Türkiye'de bir tarafta AKP aracı olmaktadır. Davos'ta one minute diyerek İsrail'e meydan okurken politik uygulamalarınıza bakarsanız da İsrail'in güvenliğini sağlayacak koridoru da açmalarına vesile oluyor bu aynen politikalarıyla. Öyle. Çünkü bu sürecin bozulmasında veya son Arap Baharı başlangıcı içerisinde Suriye-Türkiye ilişkilerinin bozulmasındaki ana konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2009 yılında mayınlı arazilerdeki mayının temizlenmesiyle ilgili kanunun Anayasa Mahkemesi'ne dönmesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Çok güzel hatırlatıyor. O kanun Türkiye ile Suriye arasındaki yaklaşık 800 kilometrelik bir sınırda var olan mayınların temizlenme işinin bir İsrail şirketine veya ABD şirketine ya da uluslararası bir şirkete verilmesi durumunda temizleme işi karşılığında o koridorun 49 yıllığına onlara teslim edilmesini öngörüyordu. Bu kanuna gerek meclis çalışmaları sırasında gerekse izleyen süreçte kamuoyunun tepkisiyle beraber muhalefet partilerinin tepkisi ve Anayasa Mahkemesi'ne iptal için başvurunun ardından o günkü Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etti. Vatan toprakları herhangi bir iş karşılığında bir başka şirkete kiraya verilemez gerekçesiyle reddedildi. Arkasından anayasa değişiklik paketi için düğmeye basıldı. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirildi. Bugün bu meclisten çıkan hiçbir kanun artık uluslararası güçlerin menfaatlerine karşı değilse o kanun,
artık Anayasa Mahkemesi'nden siz ne kadar başvursanız başvurun dönmeyecek hale getirildi. İşte buradaki bu arka planı iyi anlamak lazım. Bravo hocam. O koridor çok önemliydi. Eğer o koridor İsrail'e veya ABD'nin içinde bulunduğu bir şirkete verilmiş olsaydı bugün bizim Suriye yönetimiyle Türkiye yönetiminin kavga etmesine gerek yoktu. Koridor açılmıştı. İran'a kadar uzanan, dolayısıyla o coğrafyayı, Kafkas coğrafyasında kontrol edebilecek bir zemin hazırlanmış olacaktı. O olmayınca şimdi Suriye ile Türkiye'nin ilişkilerinin bozulması gerekiyordu. Suriye'deki yönetimin yok edilmesi gerekiyordu. Türkiye de buna çok güzel bir şekilde AKP hükümeti aracılığıyla hizmetler konuma geldi. Bunu bu milletin kabullenmesi mümkün değil. Bu aziz milletimiz öyle bir duygu içerisinde olayları izlemektedir ki bir gün kendisinin muhasebe edeceği zaman geldiğinde mutlaka bunları hatırlayacaktır. İnşallah. Zaman zaman da biz de işte tekrar hatırlatmak ama, ihtiyacını hissediyoruz. Hocam fevkalade hatırlatıcı bir üslubunuz var. Ben bu konuda teşekkür ediyorum. Sizin de zaman su gibi aktı geçti. Ama bu ifadelerinizi Kütahya üzerinde, meclis üzerinde paylaştıklarınızın farkındayız. Gönlüm sizin bu birikiminiz ve ifadelerinizi Türkiye kamuoyunun her platformunda da bu netlikle ifade etmeye devam etmeniz noktasında. Ben bize bu vakti ayırarak yoğun çalışmalar içerisinde Aktürk Televizyonu'na, Tarihten Geleceğe 2023 konuşmaları programına dair verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Bir başka programda inşallah tekrar beraber oluruz diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum size ve sağ olun. Bu yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka programda başka İnşallah. Bir konu için elbette ki severek geleceğimi bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Sağ olun değerli izleyiciler. Biz de yeni bir programda tekrar yine nitelikli, donanımlı bir konukla beraber olmak dileğiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz.